alırsak şimdi size cupcake'lerimizi tanıtacağız. Çok ilginç bir standa rastladık. Kameranım, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Neler yapıyorsunuz? Şöyle, aslında bir ortağım var benim, Esen. Delikli cupcake'i çok sevdiğimiz için geliştirdik. Aslında yaklaşık 1,5 yıl önce başladık. Her kaldırsın yaparsın. Evet. Mimarsınız. Evet. Mimarsınız ve cupcake üretmek istiyorsunuz. Evet. Neden? Çünkü cupcake'i çok seviyorduk ama çok büyük cupcake'lerdi. Tüketemiyorduk ve hepsinden tatmak istiyorduk. Biz de neden daha küçük ama hepsinden yiyemeyiz diye düşündük. Böylelikle kursa gittik. Kendi tarifimizi ortaya çıkardık. Böyle festivallerde de insanlarla paylaşıyoruz. Peki tarifinizin acaba farkı nedir? Bize biraz bahsedin. Şöyle ki, cupcake'in frosting'i tereyağıyla yapılır aslında. Ama evet, biz hiç yağ kullanmadan nasıl daha sade, daha böyle fresh bir tat yakalayabiliriz diye düşündük. Burası küçük bir sırama. Biz peynir kullanıyoruz. Böylelikle hiç yağ kullanmıyoruz. Ne çeşit bir peynir kullanıyorsunuz? Lemle kullanıyorsunuz. Aha. Kaç kalori var normalde bir cupcake'de ve sizin yaptığınız cupcake'de bu oran neye düşüyor? Hesaplama ya, yaptınız inanın, mı? Hiç hesaplama yapmadık ama şöyle söyleyebilirim, çok az miktarda şeker var ve kullandığımız meyveler gerçek meyveler, aroma kullanmıyoruz. Aha. Yani biz cupcake yemek istediğimizde dev gibi bir cupcake yemek istiyorum ben. Nefsimizi kontrol altına almak evet, için kesinlikle. Bir tane bundan atıyoruz. Ondan sonra yemedim de diyor. Kolay oluyor. Evet. Gayet de mantıklı. Hareket halindeyken cupcake gördüğünüz zaman alıp yemek istediğinizde, mesela benim gibi sakalınız varsa ağzınıza yüzünüze bulaşabiliyor. Kendinizi de görmediğinizde böyle biraz palyaço modunda sokakta yürümeniz gerekebiliyor. Bunu engellemek açısından da önemli. Bayanlar eminim ki daha çok hem bu lezzetten mahrum kalmamak hem de biraz kalori hesabı yaparak bir yardan meserden vazgeçerek böyle bir ürüne ulaşabilirler. Çocuklar da daha kolay tüketiyorlar. Evet, evet. Onlar çok seviyorlar. Kaç çeşidiniz var? 15 çeşidimiz var. Evet. Ama gün geçtikçe devam ediyor. Kışın tatları ekliyoruz. Yazın yaz tatları ekliyoruz. Mesela kış tatları ve yaz tatları neler? Örnek verebilir misiniz? Kavunlu karpuzlular yazın çok güzel oluyor. Çok farklılar. Evet. Kışın elmalı tarçınlı, beylizli, bazen likör de kullanabiliyoruz. Onun dışında marshmallowları çok beğeniyorum çocuklar. Evet. Çok öldürücü gerçekten. Çocuk olsak evet. Aynen öyle. Her seferinde biz neyi aslında ikimiz de ortalama senle beraber neyden hoşlanıyorsak onu eklemeye çalışıyoruz. Her biri için çalışıyoruz ama bu keyif verdiği için. Hobi olarak başladık. Peki normalde mimarsınız. Neler yapıyoruz? Beraber proje yapıyoruz. Aslında biraz da yoğun çalışıyoruz. Anlıyorum. Ama akşamları, işte hafta sonlarını cupcake için değerlendiriyoruz. Cupcake'leriniz ofiste çok talep görüyor mu? Oo, hem de nasıl çıkıyor. Biz kalabalık da bir ofisiz. Evet. Bayağı kalabalık. Herkes çok seviyor. Çok nazik oldukları için mi söylüyorlar bilmiyorum ama artık 1,5 seneden sonra da. Zannetmiyorum ya. Hani bir kez söylersin de beğenmesen ya, ikinciyi, üçüncüyü nasıl yiyeceksin? Gerçekten bize şöyle çok ilginç geldi. Hobi olarak üretim yapıyorlar ve bunun başka bir noktası daha var. Asıl meslekleri bu değil. Ankara Gurme Fuarı'nda bizim sıklıkla karşılaştığımız şey oldukça profesyonel aşçıların ürettiği yiyeceklerin ve içeceklerin sunumuydu. Amatör bir ruh sanırım çok büyük bir aşk var arkasında. Böyle bir işe kalkışmış sizleri tanıtmak istedik. Bize vakit ayırdığınız için de çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.